Konuşmamı iyi dinleyin. Şu ana kadar doktor kimliğimle bu işte naif bir şekilde yaklaşmaya çalıştım ama artık biraz sesimizi galiba sert çıkma zamanı. Çünkü kontrolsüz, kifayetsiz normalleşmenizden bir görülen vaka 1.677.000 ve bunların 1.000.000'dan fazlası Nisan ayında. Kontrolsüz normalleşmeden beri görülen can kaybı 7.698, bunların 4.882'si Nisan ayında. Yani geçen hafta Mart kırmızı Mart oldu demiştim ya. Nisan artık kanlı Nisan ve bunun sorumlusu sizsiniz. Salgında 400 günü aştık ama vakaların 1/4'ü, ölümlerin 1/8'i 20 günde oldu. Dünya nüfusunun 1/1'i nüfusumuz ve dünyadaki günlük vakaların 7 ila 9'u bizde. Yani görebiliyor musunuz aradaki farkı? Son bir haftadır milyon kişiye düşen vakada tartışmasız dünya birincisiyiz. Bunlar ne demek biliyor musunuz tıp adamları için, biz tıp adamları için? Bu bir utanç tablosu ve işe yaramıyor demek aldığınız tedbirler, işe yaramıyorsunuz demek. Şimdi bu büyük kriz, günde 300 ölümlü olan bu kriz 10 gün içerisinde hastanelere yansıyacak ve hastanelerden gelen sesler benim canımı acıtıyor. Dün gece bir doktor arkadaşım aradı, Ankara'da başkentteki hastanelerde çalışan bir doktor arkadaşım. İki tane kanser hastasını Ankara'da hiçbir hastanede yoğun bakımda yer bulamamışlar. PCR'ları pozitif, ağır tedaviye ihtiyaçları var, yer yok. Yani kötü haber falan vermek istemiyorum. Bu işin realitesi öyle algı yönetimiyle falan kapatılacak gibi değil artık durum. Size hastaneler dolacak demiştik, doldu. Yoğun bakımlardan artık hasta seçer hale gelecek demiştik. Artık yoğun bakımlar hasta seçer halde ve COVID tedavisi alan hastanelerde hastalar acillere taşacak demiştik ve aciller taşmış vaziyette. Hastaneler kapasite artırmaya çalışıyor. Kapatmayın dedik hastaneleri. Numune hastanesini tekrar açmaya başlamışsınız. Diğer hastaneleri yer arıyorsunuz. Hastanelerin mutfakları, mutfak kapasitelerini yoğun bakımlara çeviriyorlar. Yani demek istiyorum ki son durum artık İtalya ve İspanya gibi olmayalım. Yerlerden ceset toplar hale geleceğiz demiştik. Artık kapıda bu var. Değerli arkadaşlar, kapıda bu var artık. Şimdi evet, gelin açın kulaklarınızı ve kör olan vicdanlarınızı el değmemiş kılıflarından çıkarın artık. Neden mi? Çünkü esnafı yapyalnız bıraktınız, desteksiz kısıta gittiniz ve kongre yaparken kılıf lazım oldu diye zamansız normalleşmeye gittiniz ya hani. Ve milleti cayır cayır ateşe attınız ya işte. O insanlar yoğun bakımlarda ateşler içinde yanıyorlar ve ölüyorlar. Şimdi 1 Mart kontrolsüz normalleşmeden bu yana artık yeni vaka 6 kat, ölümler 5 kat arttı. Sonra kısıtlamalar değil de kısıtlamacıklar getirdiniz. Ben haybeye tedbirler diyorum bunlara ve siz bu işi beceremediniz değerli arkadaşlar. İngiltere becerenler var. Bizimle aynı durumdaydı. Tam kapanırken salgın kısıtlamalarından etkilenecek iş yerlerine bir defaya 6.000 ile 18.000 arasında pound yardım yaptı. Tam kapatacak olanlara aylık 3.000 pound verdi ve olumsuz etkilenenlere 2.100 pound destek verdi. 2.500 pound'a varacak kadar devlet maaşlarının %80'ini üstlendi. Bizde vatandaşa, esnafa verilen 100 pound yok. Bakar mısınız karşılaştırmaya? Evet, kısa çalışma ödeneğini kaldırdınız. Bakın bir defa yapacaksınız kapanmayı, tam kapatacaksınız ve artık 2 hafta falan değil, 4 hafta, en az 4 hafta kapatacaksınız. Ve şu durumda aşılamayı eğer bekleyemezsiniz, Mayıs'ta bitecek dediniz, 1 yıl 2 aydan fazla, daha fazla, Ağustos 2022'de bitiyor bu hızla. Nüfusa, aşılamada nüfusa oranla dünya 53.'süyüz ve günde 1 milyon 2 milyon aşı yapabiliriz diyen bakana sesleniyorum, Sağlık Bakanı'na. Yapın o zaman bu aşıları, neyi bekliyorsunuz daha? İsrail verdi parasını aldı. Amerika verdi aldı. 128 milyar doları nasıl harcadığınızı anlatmaya çalışırken şekilden şekile girenlere sesleniyorum bir de. Bulun aşıyı, getirin vatandaşa. Getirin. Eğer 3 milyar dolar verseydiniz o 128 milyar dolardan aşılardınız herkese ve 150 milyon doz Pfizer aşısı getirtirdiniz mesela, 20 dolardan alırdınız. Çeşit çeşit alırdınız. Çin'e de Kanal İstanbul için esir olmazdınız ve Uygur'daki kardeşlerimizin hakkını da savunurdunuz. Babalar gibi çıkardınız karşı. Şimdi adlarını bile ağzınıza alamıyorsunuz ya hani, hepsini yapardınız. Şimdi İngiltere'ye geçen hafta örnek vermiştim. Tam kapanma, yavaş aşılama ve hızlı aşılama ile sonuç. Dün bizde 341, onlarda 4 ölüm var. Portekiz yine başardı bunu, bizden çok daha kötü durumdaydı. 200 vaka 300 ölüme geldi. Bir de aşı koruyuculuğu meselesi var gündemde. 2 doz aşı yeterli mi, yetersiz mi koruyuculuğu var? Onun için önergemizi kabul edin, bunları araştıralım. Süren bitti. Başkandan süre rica edeceğim. Şimdi Şili bir rapor yayınladı, bilimsel bir rapor. Burada bu aşı ne kadar işe yarıyor? Bizim aşı ile sonuçlar ne oldu? Detaylı bir şekilde verdi. Siz bunu da açıklamıyorsunuz. Bugün bilim kurulu bir açıklama yapılmış. Laf olsun açıklaması. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID'i pandemi ilan ettiği
11 Mart 2020'den bugüne 406 gün geçti. Ve PCR pozitif vaka sayısı bu 406 günde 36 bine ulaştı. Arkadaşımız bu araştırma önergesini verdiğinde 30 bin ölüm vardı. Ondan bugüne 6 bin kişi daha öldü ve siz bunu umursamıyorsunuz. 11 Ocak'ta AKP'nin kongreleri tekrardan başladı. O günden bugüne 2 milyon yeni COVID hastamız oldu. Anormal normalleşmeniz ve bu pandemi döneminin en tepe noktasında 3. piki, İstanbul'da 4. piki yaptığı noktada siz ödenekleri kestiniz. İşsizlik ödeneklerini, kısa çalışma ödeneklerini kestiniz. Burada 13 gün önce kürsüden temel gelir desteği ile tam kapanma gerekiyor. En az 21 günle 28 günlük iline göre değişen tam kapanma gerekiyor ki aşıya ulaşabilecek, hayatını koruyacağımız kişi sayısı artsın. Bir an önce yaygın aşılama olsun, bir an önce aşı tedariki olsun ve bu konuda da meclis üzerine düşeni yapsın, bakanlık üzerine düşeni yapsın, Maliye Bakanlığı üzerine düşeni yapsın dedik. Bir araştırma önergesi var. Aşıya daha çok nasıl ulaşabiliriz? Ölümleri nasıl daha da azaltabiliriz? Ama siz her zaman olduğu gibi halka değil, saraya karşı kendinizi sorumlu hissettiğiniz için halkın sağlığıyla ilgili bu kadar temel bir noktada bile araştırmayı istemeyeceksiniz. Umut ediyorum beni yanıltırsınız. Halkınıza karşı, halkımıza karşı sorumlu davranırsınız. 10 yoğun bakım yatağından 7'si dolu, 8'i dolu. Diğer yoğun bakım hastalarına yer bulmakta sorun yaşıyoruz. 1 Mart'tan bugüne ölümler 5 kat arttı. 69'dan 341'e çıktı. Daha geçen günlerde İstanbul'da dolmuşlar otobüsler lebalep dolu ve o insanlar işe göndermek için sorumluluk duymadığınız, işe bu da ortamda gönderdiğiniz, okula gönderdiğiniz o insanlar oralara gidebilsin diye hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. 100 bin kişide 1000 kişi İstanbul'da neredeyse hasta. Bu ne demektir? Her 100 kişiden birisi İstanbul'da hasta demektir. 100 kişilik bir otobüste bir tane hasta var demektir. Ve bu kadar da vakaların daha da arttığı bir dönemde siz hiç umursamıyorsunuz. Her gün bir olimpiyat stadyumu kadar insan hastalanıyor, ölümün pençesiyle geberleşiyor. Ve siz 3 haftalık bir kapanma yerine biz ne olursa olsun ölen ölsün kalan sağlar anlayışındasınız. Bu halkımıza karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. 3. doz aşı söz konusuyken biz daha 2 doz aşıları sene sonuna kadar temin edebilmiş değiliz. Bir an önce bu aşıların temin edilmesi, halka uygulanması gerekiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.